ailesi de aslında iyi insanlar. Ya babasını görseniz nasıl ağladı. Hı. Ya içiniz parçalanır. Ya canım ya. Neyse iyi haber. Atölyede onu işe aldık. Şimdi güzel kalacak bir yerde bakacaklar. Her şey yolunda. Ah çok güzel olmuş. Çok iyi olmuş. Ne yapıyorsun Volkan? Bir rahat mı? Oğlum iyi misin? Git bir elini yüzünü yıka istersin. Yok yok iyiyim abi iyiyim. Hamsi konusunu geçtiysek abi normal konumuza dönebiliriz. Yelda teyze diyorduk evet. Yelda teyze diyorduk. Yelda teyze Kerim'in o halini görünce bayağı etkilendi. Üstüne ben küçük bir konuşma yaptım. Kendi duygularımdan bahsettim. Tam böyle ikna olacak gibiydi. Yumuşadı, gözleri doldu. Ceyda aradı abi. Kız her şeyi hissediyor. Tamamen döndü bu sefer. Ama yine de etkilenmiştir oğlunu öyle görünce değil mi? Etkilendi. Sofrada ağlayacak gibi oldu hatta. Tamam. Çivi çiviyi söker. Daha da abartacağız. Çivi çiviyi mi söker? He? Ne yapacak? Ne yapacak? Açlık grevine mi girecek? Evet. Yani belki açlık grevi işin son noktası ama ondan önce daha da derbeder görmesi lazım oğlunu. Evet. Kerem'in kendini aşktan kaybetmiş halini görmeli. Bak bu önemli işte. Derbeder, sarhoş, ağlayan Kerem. Annem beni hiç bu şekilde görmedi biliyor musunuz? Beni hiç sarhoş görmedi. Tamam o zaman seni sarhoş görecek. Sarhoş taklidi yaparsın. Taklit. Beceremem ki öyle taklit bunu. E ne yapacaksın o zaman Kerem? Ne yapacaksın? Buluruz biz. Buluruz değil mi bro? Buluruz. Yapacak bir şey buluruz. Tamam. Buluruz buluruz. Ya, tamam bulursunuz. Ama bak önemli olan şu. Ne kadar sarhoş olursan ol abartmayacaksın. Önemli olan Yelda teyzeyi ikna etmek. Hatta şey yaparsın. Onunla konuşmaya gitmeden önce böyle eski Yeşilçam filmlerinden bir tanesini izlersin. Otomatik olarak derbeder aşık modu sana yüklenir. Film. Ya bak film demeyin işte. Film deyince kafa başka bir yerlere gidiyor benim. Bro hadi kalk. Kalk bro bir yerlerden zıplayalım, hoplayalım, koşalım, zıplayalım abi. Hadi biz gidelim madem. Bir yerlere zıplayalım. Allah Allah. Kerem. Yeşilçam filmi unutma. Yeşilçam. Hocam, müsaadenle. Öyle bir şey yok. Buraya neden geldiğimizi unutmayalım. Biraz takılır, çakır keyif olup döneriz. Hadi. Kardeşim, bize iki tane. Yok yok, sana yasak. Sadece bana, her zamankinden. O zaman ben de su ver abi. Buz gibi olsun böyle, bas buzu. Bro. Sağ ol. Bro. Yanında ip gibi bir şey var mı ya? Heh. Bağlasam mı beni acaba? Uzaklaşmasam senden buralarda kalsam. Ha, o kadar mı fenasın? Abi o kadar. Gonca'yı ne zaman aldatmayacağım desem yanımda bir tane kadınla uyanıyorum. Önlem aldım desem daha fenayım şu an hallendim. Tamam, tamam bro. Sen sakin ol. Ben seni zapt ederim. Ben de çok kalmak istemiyorum zaten. Kaçarız birazdan merak etme. Tamam. Tamam. Biraz sabret. Hadi. Tamam. Kızım Kerem Yiğit, Tere kanepede uyutuyorsun sen ya. Ne yapayım? Yani ben sana ne yapacağını söylerdim de. Sen yapar mısın bilmem. Ya Gonca, ne yapayım kızım? Bir aşkımızı itiraf ettik diye. Şey mi yapacağız? Aynı yatakta mı yapacağız? Kızım sen de bir acayipsin ya. Kerem seni aldatmıyor, kanepede yatıyor. Şu an bir yerde eğlenmekle görevlendirildi. Bunlar muhtemelen o sürekli gittikleri mekana gitmişlerdir şu. Volkan'la gittikleri mekana. Volkan'ın hali ortada. Ayşe biz ne yaptık ya? Bir şey yapmadık ya. Allah Allah. Öf. Görevlendirdiğimiz için gittiler oraya. Ne? Benim Kerem'im yapmaz öyle bir şey. Ya benim Kerem'im yapmaz öyle şey. Ahmet'im yapmaz, Mehmet'im yapmaz. Öyle bir şey yok ya. Bunlar erkek. Görevi kötüye kullanabilirler yani. Yemeyeceğim ya. İşlemi kaçırdın. İçime kurt düşürdün resmen. Ne yapayım ya? Benim de Volkan'dan ağzım yandı. Seni zehirliyorum. Zehirledin vallahi. Aa Kerem arıyor. Açıyorum. Ne oldu? Niye arıyorsun? Ah niye aramayayım ya? Ah. biz gayet iyi gidiyoruz. Geliriz birazdan. Haber vereyim dedim. Geliriz birazdan. Kim geliyorsunuz ya? Sen nereye geliyorsun? Kimle geliyorsun? Yanında kim var? Volkan var, ben varım. Kim olacak başka? Ayşe, sen hayırdır? Beni mi yokluyorsun yoksa? Anlayamadım. Hangi konuda? Bir
İşte kim var kim yok diye soruyorsun ya. Yani kim lazımdı sana, kim olsun? Hay bak şimdi beni konuşturma. Benim hiç ağzımı açtırma senin çünkü geçmişin malum ortada. Sanki seni tanımıyoruz yani, sen sağlam papuç değilsin. Sağ solun belli olmaz, şöyle fazla kaçırırsın sen. İçtiğin şeyi, ondan sonra yanından eski kırığın geçer, sana selam verir. Aa selam Kerem, ne haber der falan, senin kafan karışır. Bunlar olabilir değil mi? Olmaz değil yani. Beni şimdi saçma sapan konuşturma. Sen şey yapsana, gelsene. Yani hadi şey yapın, al balkonu da gel. Bilmiyorum artık, durduk yere içini karartıp beni darlayarak kendini rahatlattığına göre. Neyse ama biz bu ilişkiye niye başladık? İşte sen bana trip at, ben de seni rahatlatayım diye, değil mi? Yani herhangi bir kabahatim olmasa bile. Neyse tamam, ben almam gereken cevabı aldım. Teşekkür ederim. Ah Ayşe ah. İyice kıskanç çıktı bu da. Ne haberler ya? Aa Ayça. Ayça. Bir şey diyeceğim. Senin iyiliğin için Volkan'dan uzak dur bence. Ben kendimi düşünüyorum, eksik olma. He. Yazık. Anne, benden Ayşe'yi bırakmamı istersen, yaşamayı da bırakmamı istersin. O kadar. Ha? Ne? Ha? Efendim? Ne? Bana mı söylediniz? Yok, film izliyorum. Bir şey mi oldu? Hayır. Ha, pardon. Anne, ya bu ne abi? Benden olmuyor abicim, ben yapamıyorum bunu ya. Böyle hüzünlü hüzünlü bakacağım, efkar keseceğim. Ha, bak Ayşe'yi bırakmamı istemezler. Benim hamurumda yok öyle şeyler. Benden Sadri alışık olmaz. Onlar beceriyor şimdi. Tamam yeter artık. Of! Dur ne yapıyorum ben ya, kurtar beni. Ha? Kurtar beni bak, değişik şeyler olacak. Bak şununla dans ettim, sonra şununla dans ettim, sonra başladım tekrar onunla dans ettim. Tamam sakin ol, bir şey olmaz. Dur burada, dur sen de. Allah Allah. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Vallahi çok güzel bölümdü. Zaman nasıl geçtiğini anlama, saat kaç? Ya bu Kerem hala hazır değil mi? Aman öf, ay! Tamam, gelmiyorlarsa gelmesinler ya. Sanki Türkiye'deki bütün kadınlar o ikisinin peşindeymiş gibi. Hiç! Allah! Abarttık da abarttık ya. Halimize bak, rahatımız yerinde. Sıcacık evimizdeyiz. Oh, gürültü yok, ses yok, bir şey. Hep yediğimiz, önümüz sevmediğimiz mutfakta. Kızım ne yedik biz? Kaç paket yedik ya? Çok yedik ya. En az 5 paket cips yedik. Onlar ne yaptı? Bu kadar saati boş boş geçirdiler. Gonca ya! Ne oluyor? Sen beni ararsın, ben beni ararım. Hadi. Allah Allah. Efendim güzelim. Kerem neredesin? Çabuk eve geliyorsun. Dur daha hazır değilim. Henüz daha olmadı. Sen neye hazır değilsin ya? Sen eve gel, ben seni hazırlayacağım. Sen eve gel ama, tamam mı? Bak biz buradan Gonca ile çıkıyoruz, eve gidiyoruz. Sen de hemen oraya gel. Geleceksin. Niye ki? Kız, beni mi özledin yoksa? Çok iyi. Ben çok özledim ya. Kerem bak lütfen diyorum. Biz buradan çıkıyoruz, sen de oradan çıkıyorsun. Evde buluşuyoruz, tamam mı? Bak şu ayakkabılarımı giyiyorum bak şu an. Bak çıkmazsan yemin ediyorum kaç paket ne yediğimi bilmiyorum. Kilo alacağım ya. Hadi gelsinize dans edelim. Kerem ya! Hemen eve geliyorsun. Söyle Volkan da gelsin. Tutsun getirsin Volkan'ı. Tut o Volkan'ı da getir. Bizim asabımızı bozmayın. Hı. Tamam gelmeyeceğiz mi dedik. Tamam zaten halimiz öyle buyuruyorsa başımızla beraber. Arkadaşlar benim bu yiğidi almam lazım. Hadi size iyi geceler. Bro, evet. Bro yapma bunu, barı ısıracağım şimdi. Olsun bro, olsun. Hadi bak ne güzel işte. Geldiğimiz zamanı biliyoruz, gittiğimiz zamanı biliyoruz. Hadi araba falan yok. Atlıyoruz, taksiye gidiyoruz.
Ticari bekleme yap. Ulu. Geç, geç. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar.